Evet, herkese iyi akşamlar dilerim. Bugün Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hesaplamalı Bilimler ve İnovatif Teknoloji Topluluğu olarak beşincisini gerçekleştireceğimiz çevrimiçi konferansımıza hoş geldiniz diyorum öncelikle. Bugün çok değerli iki konuğumuz var. Banu Onaral hocamız ve Akın Altunbaş hocamız bizlerle. Ben sözü daha fazla uzatmadan Akın hocama devrediyorum. Akın hocam, isterseniz siz de başlayalım. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Hoş bulduk. Teşekkürler Ahmet. Herkese merhabalar. Dinleyiciler arasında çoğunlukla öğrencilerin olduğunu düşünüyorum. Onun dışındaki dinleyicileri de bugün hitap etmek çok keyifli olacak ama bugün sizleri şanslı görüyorum. Çünkü ben bu şansa birkaç 3-4 yıl önce nail oldum. Banu Hoca'yla sohbetlere başlama fırsatı elde ettim. Bugün kendisinin özellikle size yapacağı anlatımlar birçok açıdan ve tümleyici olarak çok işinize yarayacak. Bizim çok işimize yarıyor, yaramaya da devam ediyor. Ve bu akşam işin hem teknik konuları hem de teknik dışı konular, yani iş yapma kültürü ve hani öğrenciliğin devamını ne şekilde getireceğinize dair belki belli düşünce süreçlerine giriş yapabileceğiniz açılımlar sizleri bekliyor diye düşünüyorum. Şimdi Banu hocamızdan ben şöyle bahsedeyim size. Dediğim gibi kendisiyle tanışma şerefine nail olduktan bu yana kendisiyle bir araya geldiğimiz ki hani pandemi öncesi hep yüz yüze görüşmeler bize çok şey kattı. Banu hocanın iki yönü var, iki boyutu var ve bugün de buraya yansıtacağını düşünüyorum. Birincisi soyut boyut. Ki bu değerler üzerine, içinizdeki özgüveni sahaya yansıtmak üzerine ve özgürlüğü üzerine. İkinci boyut ise somut boyut. Burası teknik bilgi, işte teknik kurgu, yine ileri görüşlülük, ileriyi okuyabilme ve bağlantılar üzerine. Ve hocanın sizleri ya da bizlere kime hani bir şeyler anlatıyorsa bunların tamamen gerçek hayat karşılığı kısa sürede oluyor ve ayakları yere basan ve düşüncelerin hayata geçtiği süreçler oluyor bunlar. Hocamız yani Türkiye için de bir gurur kaynağı. Dünyanın ilk biyomedikal mühendisliği doktoralı kişisi. Bir taraftan Nuri Demirağ'ın torunu olması yine kendisini biraz önce söylediğim gibi bir şeyi gerçekleyebilme ve gerçekleyenlere yardımcı olma konusunda, ön ayak olma konusunda çok ciddi katkıları oluyor. Bu yüzden kendisine teşekkür ediyoruz. Ve bugünkü konumuz hani sayısal sağlık konusu, sağlık sistemlerinin geçmişten bugüne ve bugünden yarına geçtiği süreçler içerisinde işletim sistemlerinin kuvvetinin de günden güne artmasıyla birlikte sayısal değerleri sağlık hizmet kalitesine sunma anlamına geliyor. Bu sayısal sağlık, sayısal analizler demek. Sayısal analizler karmaşık matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin kullanılarak mevcut durum, yani neyin ne olduğunu bildiren analitikler ki İngilizcesi descriptive analytics. Bunun araştırmalarını yapabilmeniz için İngilizce tarafını söylüyorum. Peki mevcut durumu çıkardık. Ondan sonra yarınlara yönelik tahminler yapabilme. Bu da predictive analytics. Ve bu tahminler doğrultusunda reçeteler sunabilme, tavsiyelerde bulunabilme. Bu da prescriptive analytics şeklinde uzanan bir süreçte bizim yararımıza sunuluyor. Bu konuya ben bir giriş yapmış oldum. Ama sözü Banu Hoca'ya vermek istiyorum ve devamını hepimizin dikkatle dinleyeceği sürece başlıyoruz. Sağ ol. Gerçekten güzel bir giriş yaptın. Gerçekten. Çünkü sen filozof kişisin, bilge kişisin. Zaten bilge olmayan kişi, yani olayın büyüğünü, uzay bakışını, kuş bakışını anlamayan kişi somutlara, küçük adımları bir araya getirip bir bütün halinde
hele ki nitelikli bir sisteme dönüştürmesi söz konusu değil. Sen ve senin ekibin her biriniz farklı katkıları verip gerçekten Türkiye'de ilkleri yapıyorsunuz. Ki dünyada da bazı pek çok yörelerinde dünyanın da ilkleri yapıyorsunuz. Umuyorum senin konuşmandan sonra alırız biz bu konuyu ve dünyaya da açarız. Çünkü mühim olan bu gençlerin bilhassa tıp eğitimi alan gençler olduklarından ne kadar inanılmaz büyük bir fırsat penceresiyle karşı karşı olduklarını, fakat yanlış adımlar atarlarsa bu fırsat penceresini de kaçacağını belki anlatabileceğiz umarım. Onlara özel olaraktan da bir takım tavsiyelerde bulunabilir. Sen çok güzel bir tavsiyede bulundun. Ben de kendilerine yatırımlarını doğru adımlar ataraktan yapmalarını dileyeceğim. Çünkü birikimlerin sonucu bu birikimler ve insanın dünya görüşü, yani bilgeliği, yani felsefesi sonuçta gerçekten topluma yarara dönmesi için gerekli. Çünkü biz bilim ve teknolojiden gelen insanlarız. Tabii ki hekimlik de bir yaşam bilimlerinden gelen bir teknolojilerle güçlenmiş bir hizmet. Fakat arada inanılmaz bir bağlantılar var. Hepimiz aynı hedefe doğru odaklanıp birikimlerimizi, yeteneklerimizi, yetilerimizi birleştirdiğimiz zaman, tümleştirdiğimiz zaman sahiden çözümler yapabiliriz. Sizin firma bunun çok güzel bir örneği. Ve o yüzden hani 3-4 sene önce nasılsa tanışmışız hatırlamıyorum ama pek çok kişiyle tanışıp ama sizlerle ciddi bir şekilde gerek firmanızın attığı adımları, atacağı adımları falan bir parça bilir hale geldim ve umarım çorbada bir tuzum da olmuş olabilir. Şimdi bir şey rica edeceğim ben. Bugünü sayısal sağlığı anlatabilmek için, yani veriyi bilgiye dönüşmüş veri türünü konuşmadan önce isterseniz arkadaşların elinde var. Bu tarihi akışa bir bakalım. Ne oldu da biz bugüne geldik? Ve sayısal sağlık bunun içinde, bilhassa sağlık sektörü, bilhassa tıp nerede bu akış içinde? Arkadaşlar gösterebilirse onu. Herhalde Ahmet'in elinde vardı o sunum. Hocam şimdi geliyor. Tamam. Sen ekranını bağlarken ben bir parça konuşayım. Tabii ki bilim tarih geçmişi çok derin. Binlerce yıllık bir olay. Ve dünyanın farklı yerlerinde sonuçlar vermiş. Bunun en belki bilineni 5000 yıllık geçmişi olan Çin ve Hindistan. Asya'dan doğmuştur. Hemen hemen bütün bizim bugün anlayabildiğimiz, bulabildiğimiz kadarıyla pek çok bilim batı kavramında olmasa dahi çözüm ve yenilikçi sonuçlar verebilen bilim, teknoloji doğudan gelmiştir. İslam dünyası bunu 7. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar müthiş bir katkı vererekten sürdürmüştür. Eninde sonunda Rönesans'a neden olmuştur ve Rönesans Avrupa'da 1400-1500'lerden itibaren bir aydınlık getiriyor. Çünkü 1000 yıl karanlık içinde yaşıyorlar ve Roma'dan sonra. Bunun üzerine bizim bugünkü teknoloji, bilim, teknoloji, sanayi görüşümüz Batı görüşü. Ama bu yeni bir görüş dünya bilimleri arasında. Bunun 1700-1750'lerde bilim devrimi, ilk önce Rönesans, yani bir aydınlanma, ondan sonra bir bilim devrimi, bilim devriminden de bir teknolojik sanayi devrimine geçiyoruz. Sanayi devrimi dediğimiz konu 1750'lerde kökeni İngiltere'de, fakat daha sonra diğer gerek Avrupa'nın farklı yerlerine gerek de Amerika'ya geçmekte. 1750'lerde buhar makinesinin ortaya çıkması ile artık insan kasından, yani doğal olandan
yapaya geçiyoruz. Yapay güce geçiyoruz. Bakın daha sonra bilgiye geçişimize bakacağız. Bu 1750'ler. Atlayalım 1800'lerin sonuna doğru gelelim. Bu sefer elektrik gücünü artık kontrol etmeyi öğreniyoruz. İşte benim kökenim olan elektrik mühendisliğinin temelleri o sırada atılıyor. Bu neye neden oluyor? Seri imalat ve bu imalatın hızlanaraktan sanayinin hızlı bir şekilde ürün çıkartabilmesine geliyor. Bakın ne kadar azalacak şimdi. 1960'larda, 50'lerde başlıyor. 60'larda artık bilgisayar dediğimiz, yani bilgiyi, veriyi bizim alıp işleyebileceğimiz, analogla başlıyor, daha sonradan sayısallaşıyor, yani dijitalleşiyor. 0-1'e döndürünce bilgiyi çok daha kolay işleyebildiğimiz için bilgisayarlar dönemi geliyor ve bu da bütün bu çalışan sanayinin otomasyonuna doğru gitmesine ve verimliliğin daha da artmasına neden oluyor. 1980 gibi, bakın nasıl oldu, 1750'den 1900'lere geldik, ondan sonra 1960'lar, sonra 1980'ler. O devirde de biz otomasyon ötesine geçecek şekilde artık bağlamsallıkları, yani bugün biraz konumuz olacak olan konuya giriyoruz. Siber fizik sistemler dediğimiz, ama sizin nesnenin interneti veya her şeyin interneti diye algıladınız. Çünkü internet sahiden bizim bağlamsallığımız, yani connectivity'mizi sağladığından o devre giriyoruz. Ve o devir esasında bizim otomasyon sistemlerinden daha öteye geçip, şimdi sayısallaştık, bilgisayarlarımız var, otomasyon yapabildik, yani robotlarımız çalışıyor, algoritmalar yazabiliyoruz, sistem insan gücü olmadan tamamıyla kendisi bir takım sonuçlar veriyor, fakat bunların özerkleşmesi bilgi çağıyla oluyor. Özerkleşmek, otonom sistem kurabilmek demek. Artık karar verebilen makinelerimiz de var, karar veren algoritmalarımız da var, fakat tabii sistematiğin içinde insanlarımız da var. Şimdi bu akıl çağı dediğim devirde biz artık, bizler gibi sistem, bilgi işleyebilen ve sistem oturtanlar, ama bu sistem isterseniz otomotiv sistemi olsun, isterseniz havacılık sistemi olsun, isterseniz finans sistemi olsun, isterseniz perakende sistemi olsun, isterseniz sosyal medyada Facebook olsun, isterse Google olsun, isterse Amazon, fark etmez bize. Bu bir sistematik ve bu sistematiğin içine de karar verebilen makineler ve algoritmaların yanında insanı da artık takmayı becerebiliyoruz. Bu bizim uzmanlığımız. Yani bu beyin ve bedenden gelen bilgiyi de sistemin içine bir şekilde, ahenkli bir şekilde tümleştirdiğimiz zaman inanılmaz yüksek başarımlı sistemler. Performans diyorsunuz, Türkçesi başarım. Herkesin anlaması için Türkçe konuşmamızı ben hep tavsiye ediyorum. Böylelikle sanayi 4.0 denen o otomasyondan otonom, yani özel sistemlere geçişin bir adım ötesi de artık insanın da bütün olayın parçası olmasıyla gerçekleşecek. Bu bir yaşam tarzı, bu bir ekonomi türü, bundan olacak. Şimdi peki tıp bu akışın içinde nerede? Belki Ahmet'i gördüğüm için sorayım. Ahmet, nerede tıp? Bak, hocam tıp biraz yavaş yürüyor nerede, sanırım. Nerede? Bak herhalde 1900'lerde değil ama. Değil mi? Değil. Değil. Ha, ama nereye 2000 geldi? Başı, 2000 başı diyebilirim ben şu an. Sanmam. Bana kalırsa benim bildiğim tıp, çünkü ömrümüz tabii ki tıp dünyasıyla geçtiğinden çok nadir öbekler ve odaklar hariç 1970-75'lerde maalesef. Ve bunun böyle olmasının nedenleri var. Bunları ayrıca konuşuruz. Fakat bu ne demektir sizin nesil için? Sizler gibi bu sanal, sadece sayısal değil, sanal dünyaya doğanlar, bunun hemen farkına varıp çaresine bakacaksınız. Bu boşluğu hızla kapatacaksınız ve bu sadece Türkiye'nin sorunu değil arkadaşlar. Bütün dünyanın sorunu. Ve böyle olmasından dolayı sizlerin
zihniyetiyle olaya bakarken bizler gibi bu devrimi, bu akıl çağını getiren, bu doğal zekayla yapay zekayı birlikte çalıştıranlar, bu otomasyon ve otonom sistemleri oturturanların kimler olduğunu, neler bildiklerini, hangi mesleklere dağıldıklarını, ne şekilde büyük bir altyapı ve ekosistem olduğunu bilmenizde fayda var. Böylelikle sizlerle omuz omuza, hatta arkanızdan bizler, sizler omuz omuza pek çok gereksinimi karşılanmamış soruna cevap verebilirsiniz. Bu bir gerçek. Şimdi bunun içine girdiğimiz zaman, bu işin felsefesini şimdi yaptık, birazcık da böyle bir paraşütle, bu biraz teleskopik oldu. Şimdi inelim aşağılara. Çünkü ölçek değiştirmemiz lazım. Bakın, hayatta iş yapmak için devamlı ölçek değiştiren kişi olmanız lazım. Yani bir uzaydan veya kuşun gözünden veya uçaktan bakmakla sahaya inip o sahadaki o minik somutu yapmak ve o somutu diğer somutlarla birleştirip çalışan bir sistem yapmak ve mesela onu bir uzay aracı olarak veya bir insansız araç olarak göklere göndermek, değil mi? Bunun ne kadar ayrıntıları var ve bu ayrıntıları birlikte çalışan bir meslek var. O da benim meslek işte. Bilgi işlemciliği yanında sistem mühendisliği, yani sistemleri çalıştırabilen, sistemleri tasarlayacak, analizlerini yapacak, onu modelleyecek, onun benzi şimini yapacak, simülasyonunu yapacak, çalıştığını ispat edecek, bütün sistemin içine aldığı veriyi, ki veri nedir mesela, sizin konunuza girelim, sizin sisteminizde hastadan aldığınız her türlü işaret, görüntü, her türlü ölçtüğünüz sonuç, sayısal olduğu zaman, sizin takip ettiğiniz gizli takip etmekten itibaren düzeltmeye çalıştığınız, diyelim ki cerrahinin süresi, cerrah operasyonu başlıyor, operasyonun bitişi, ondan önceki süreçler, ondan sonraki süreçler, bütün bunların diyelim verilerini topladınız bir şekilde, bu verileri sistemi çok daha iyi çalıştırmak, yani sistem, eğer cerrahi konudan bahsediyorsak, sistemi doğru çalışmak, işlevlerini birbirine iliklemek, bilgi akışındaki kirlilikleri, parazitleri, araya giren bir takım bozuntuları bir şekilde yok edecek algoritmaları, ki bunun adı tabii ki veri bilimleri, bilgisayarcı gençler de bunlar, bilgisayar bilimcileri de bunlarla uğraşırlar. Bir dolu bilginin işlenmesi ve bu işlenmekten itibaren tasarımı yapılmış olan sistemin içine girip bu bilgiyi en hızlı bir şekilde, en az zarar, ziyan, en az enerjiyle bir şekilde sonuca ulaştırıp en iyilenmiş sistem oturtturmayı, optimizasyon yani, oturtturmayı becermek. Bunu becermek için böyle bir tek kişi, bir tek meslek, bir tek bilgi dağarcığı, bir tek sektör yeterli değil. Bu bir araya gelmeleri gerekiyor. Son zamanlarda bizim elimize tabii yılların getirdiği, bu son 40-50 senenin getirdiği müthiş hem kuramlar, yani teoriler, hem de pratiklerimiz vardı ve bilhassa biz, benim gibi özellikle digital signal processing denen, yani sayısal bilgi işlemcilerin ve sistem mühendislerinin eline yepyeni çözümler daha geldi. Tabii uzun zamandır takip ediyorduk. Bu veriye dayalı sistemler. Biz daha çok modellenmiş, parametreleri olan veya çözümünü yapmış sistemleri tasarlar ve onu takip edebilirdik. Şimdi artık bizi destekleyen veriye dayalı çözümler, yani makinenin öğrenmesi, işte yapay zeka dediğiniz konular gibi güzel çözümler, güzel her bir uygulamaya uyarlayabileceğiniz, ama tabii doğrusunu doğru uygulamaya ayarlayacağınız müthiş bir dünya gelişti. Bunların hepsinin birleşmesiyle gerçekten yepyeni bir tıbba doğru gidiyoruz. Yani bir tıp öğrencisi olup da ben bu
akıl çağının, bilgi çağından akıl çağına geçiş sırasındaki olaya katılmayacağım. Ben büyük babamdan, dedemden gördüğüm tıbbı yapacağım demek nispek mümkün olmayacak. Çünkü çok hızlı da gördüğünüz gibi devrimler çok hızlı gelmekte. Bu nesneni interneti dediğimiz yani siber fizik sistemlerin hayatımıza girişiyle kullanıma girişi ve ondan sonra da bahsettiğimiz gibi bu yapay makinenin öğrenmesi ve yapay zeka yani analitiğin elindeki araçlar, gereçler inanılmaz arttı. Artık depolamamız da var. Buluta gönderebiliyoruz mesela. Daha önce yapamadığınız şeyler. Depolama, işleme, temizleme, bir işe yaratmak için onu tasarlama, algoritmaları doğru algoritmalardan geçirmek konularında inanılmaz ilerlemeler var. Herkesin her şeyi bilmesi söz konusu değil. Fakat kim ki bu işi çok iyi bilir ki biraz önce bu oturum Akın'la konuşuyorduk ve dedim savunma veya da sizlerle savunma sanayinde bu bilgi birikim var Türkiye'de. Her bir açıdan bütün bahsettiğim her şey var. Çünkü savunma sanayi nispeten belli bir 75 senelik bir 65 senelik neyse bir duraklamadan sonra tekrardan harekete geçti. Zira İkinci Dünya Harbi'nden sonra Türkiye tamamıyla bir uydu ülke oldu. Uydu ülkelerde genellikle onlara uygun görülen teknolojiler parçasını yap uçağın türünde bir takım tavırlar olur ve bunu kabul edenler o şekilde devam etti. Fakat aynı zamanda görüldü ki bundan 10-15 sene önce hatta daha önce ilk olayların görülmesi Kıbrıs Savaşı'ndan sonraki şeydi ambargoydu. Ondan sonraki bir takım ambargo türü yaklaşımlar bizlere karşı birçok konuda mesela Aselsan'ın kurulması öyledir. Aselsan bir elektronik savaş firmasıdır. Bir tümleştirici firmadır. Yani sadece olayın alt öğelerini, bileşenlerini yapmaz. Aynı zamanda bütün sistemi birleştirip elektronik harp. Daha sonra ondan doğan bir kısım, ondan doğan bunun simülasyon sistemleriyle sistem yönetmek Havelsan. İkisinden birlikte doğan Roketsan, roket dünyasında bizim söz sahibi olmamız. Benzer konular sağlıklı olmadığı için bu türlü birikimleri biz sağlığa aktarmadık ve aktarma aşamasına girmek üzereyiz ve sizler için çok inanılmaz bir dönem başlıyor benim gördüğüm kadarıyla ve bizler de elimizden geldiği kadar sizlere sadece konuları değil tabii derinlemesine konuların içine girince ne kadar devasa bir derya olduklarını görüyorsunuz. Mesela benim konum öyle bir konu. Bizde veri sağlık için odaklanmış olmasına rağmen biz sağlıklı insanın da havacılık veyahut da otomotiv gibi veyahut da işte bahsettik farklı sistemlerde mesela robotik cerrahide mesela kullanılması üzerine çalışabilen insanlarız ve bizler gibi büyük bir ordu var. Yani sizlerin sadece bir araya gelmekten öte onların yaptıklarını değerlendirebilecek hale gelecek eğitimi umuyorum tıp eğitimi müthiş bir dönüşüm geçirmek zorunda. Dünyada geçiriyor ister istemez benim hayatımda buna odandı. Akın bahsetti ilk doktorayı alan dedi ama pek doğru değil. Galiba ben ikinciyim. İkinci biyomedikal mühendisliği doktoralı. Yani yaşam bilimle tıbbı teknoloji bilim uygulamalı bilime teknoloji birlikte çalıştır sonuca götür konusu. O bu konuda esasında şu anda Türkiye'de de bir bilinçlenme var. Fakat benim gördüğüm kadarıyla tıp fakültelerinde hala kendi yağlarıyla kavrulma gibi bir havalar var. Ve bu havadan çıkıp etrafa saçılıp gerçekten hem eğitimleri farklı dünyalarda yapıp ama tıptan kopmadan tıbbı dönüştürmek sizin göreviniz. Bunu ben bu araya sıkıştırmış olayım. Sayısal sağlık konusu çok geniş. Nasıl geniş? Birçok sözcüklerinden de bahsedelim. Mesela e-sağlık diyoruz. Bu acaba
sayısal sağlık veya dijital sağlık denenden farklı bir şey mi? Uzaktan sağlık diyoruz. Veyahut da farklı şekillerde otomasyondan bahsediyoruz. Akıllı sistemlerden, akıllı sağlık sistemleri, hastanelerden. Bunların hepsi aynı konu. Hiçbir şekilde farklı değil. Fakat farklı saha uygulamaları var. Mesela bugün elimize alacağımız konu hizmetlerin, işlevlerinin yani sistemin içindeki bilginin akışını mümkün olduğu kadar en iyileştirecek düzeni oturtturmak ve bu düzenin çıktılarından geri bildirimler yaparaktan sistemi daha da iyileştirmek ve müthiş kayıpları azaltmak, kazançlar sağlamak bu türlü bir konu. Ama bunun arkasında bu bir hizmetleri sunma konusuna uygulama. Bir de bunun arkasında onu besleyen tedarik zincirleri var. Bir de onların bu akıllanması ki şimdi düşünün hepiniz neden Google, Facebook, Amazon niçin sağlığa bu şekilde giriyor? Gördüğünüz gibi bu fitness falan işte zinde ol onu ölçeyim falan bilgilerinin hala tıbbi değere ki onun da bir adını buldum tıbbi sınıf ölçümler olmamasına rağmen onların itirmesiyle sonunda bunlar tıbbi sınıf ölçüm olunca hekimler hastalarını devamlı takipte olacaklar. Hekimler ve hemşireler tabii sadece hekimler değil bütün sağlık personeli ve bu kişileri bir takım öngörücü, koruyucu tıpla çok farklı bir şekilde yaklaşıp onların ki Akın bahsetti, bu analitik dediğimiz analitik adıyla bahsetti fakat aynı şey her meslekte var. Öngörmek, korumak ve öngörmek, ondan sonra çaresine bakmak, ondan sonra da gelecekte ne olacağını planlayabilmek, ileriye ait sistemleri oturtturmak. Sizin meslek aşamanıza gelecek. Bu böyle. Şimdi eğer biz sağlık sistemleri, sağlık hizmet sistemlerinden bahsettiysek ve onları besleyenlerden bahsettiysek, sağlık Ar-Ge'sinde de inanılmaz bir sayısal sağlık harekete geçmiş durumda. Moleküler biyolojiden alın, mikrobiyoloji de tabii bunun içinde. Hele şimdi bu enfeksiyon pandemi olduğu için çok daha haberiniz oldu. Bunu bioenformatikle, hesaplamalı bilimlerle bir şekilde çalıştırıp ilaç ve aşı tasarım. Dikkat ettiniz son günlerde bir mutasyon oldu. Bu Londra'dan çıktı bahsedildi ama Güney Afrika'da bir başka mutasyon daha oldu. Başka yerlerinde de oluyordur mutlaka. Bu yeni tür aşı dediğimiz yani pasifleştirilmiş virüs değil de çok farklı cinsleri var ama en çok bizim odaklandığımız burada Amerika'da bu aşılar yapılır için mRNA dediğimiz kod sisteminin üzerine dayalı aşılar ki Moderna'nınki ve bilhassa iki Türk'ün önderliğini yaptığı BioNTech'in aşısı buraya geldi artık ve kullanılacak. Bu aşı türünün tasarımı hakkında geçen gün Uğur Şahin'le konuşuyorlardı. Uğur Şahin, Özlem Türeci biliyorsunuz bu BioNTech firmasının kurucuları ve müthiş bilim insanlarıdır. Yanlarında da çok müthiş bir Macar, hele bizim benim mezun olduğum okuldan mezun olmuş Kariko soyadı. Bu kişi üçü birden bu olayı gerçekten büyük bir sistematiğe oturttular. Gerçekten en iyilenmiş sistemi oturttu. İçin Uğur Şahin geçen de ne dedi? Eğer mutasyon olursa bizim aşı dayanır da bir müddet birkaç mutasyona ama çok farklı büyük bir mutasyon olsa biz hemen tasarımı değiştiririz dedi. Bu nedir? Sayısal. Anlatabildim. Yani ilaç tasarımından aşı tasarımına kadar bu sayısallık inanılmaz her dünyamızın her boyutunda geçerli. Bir de bundan çıkacak ürgeleşme yani ürüne dönüşme konusu var ki orada da üretim sistemleri ki bir otomotiv, bir havacılık ve uzay firmasıyla bir biyolojik
cihaz ve ekipman nispeten o diğer sektörlerdeki üretime benzer. Kalite sistemlerinin doğru düzgün çalışmak üzere standartları vardır. Düzenleyici sistemleri vardır. Pek çok kolaylıkla ehliyetler alınabilir. Şeylerden, akreditasyonlardan geçilebilir. Fakat biyolojide bilhassa hücre ve genle çalışıldığı zaman bunun tamamıyla yepyeni sistemleri, biyofabrikasyon, üretim dediğimiz konu şu anda oturmakta ve bunun her adımında sayısallık var. Her adımında geri bildirimli kontrol sistemi var. Kalite kontrol sistemi oluyor bu tabii. Sistemi en iyileştirmeler var. O nedenle Uğur Şahin çıkabiliyor. Bir biyoteknoloji firmasının kurucusu bu ikinci firmaları. Çok rahatlıkla biz tekrar tasarlarız ve hemen götürebiliriz. Çünkü bütün bu tedarik süreçlerinden önceki üretim süreçleri de tamamıyla sayısal olduğu için ki buna çok güzel terimler var. Bunları hekim gençlerin bilmesinde fayda var. Bu sayısal eş denen digital twinning dediğimiz konu. Yani siz bir işlemi yaparken yanında sayısal olarak tamamıyla aynı olay benzeşim üzerinden, simülasyon üzerinden devam etmekte. Her türlü veriyi, topladığınız veriyi kullanmadan önce bu şekilde bir paralelden gönderiyorsunuz. Ben burada sözü Akın'a bırakmak istiyorum. Zira Akın ve arkadaşları ve umarım firmasını biraz anlatır, kurucu ekibi gerçekten bu firmanın aklını bize. Nasıl sahada olduğunu, nasıl aynı zamanda Ar-Ge'de olduğunu, nasıl Ür-Ge'de olduğunu bize umarım anlatır. Çünkü Akın'ın firması gibi pek çok farklı boyuttan sağlığa girenler sağlık sistemlerinin, sağlık hizmetlerinin, hizmet sistemlerinin daha iyi çalışması için tümleştirici firma olmaya soyunmuş firmalar. Tümleştirici firmalardan bahsettik ne? Aselsan, Havelsan, bunları tanıdığınız için söylüyorum, Roketsan. Bu tür firmalar gibi sağlıkta da firmalar oluşacak ve bu sadece bugün size Akın'ın anlatacağı varlık yönetimi üzerinden giden sistemin yanında bütün diğer bu tıbbi bilgilerin akışı, hasta bilgilerinin yani idari bilgilerin akışı, hastane yönetiminden gelen bilgiler hepsi birlikte harmanlanıp bunlarla sonucunda geleceğin tıbbı ortaya çıkacak. Bu nedenle bizim Akın'ı iyi dinlememiz lazım. Çünkü işi Akın ne dedi? Kuramdan uygulamaya götürme gibi dedi, değil mi? Ya da soyuttan somuta götürme dedi. İşte benim arzu ettiğim tür firma işin hem felsefesini hem soyutunu sahiplenmenin ötesinde gerekirse stratejik ortaklarla birlikte, ki nitekim bir stratejik ortağı da soracağım Akın'a bugün, stratejik ortaklarla da ya olsa bu tümleşmeyi yapıp gelecek nesil sağlık sistemini oturtacak büyük, çok büyük. Sizin bildiğiniz bu Türkiye'deki tümleştirici firmalardan, tümleşik sistem firmalarından bahsettik. Dünyada da Boeing'ler var, Lockheed Martin'ler var. Bunları biliyorsunuz zaten, devasa olmaktalar. Tıp da aynı şekilde böyle sistemlerin, bilginin, bilişimin, işlemciliğin, sistemciliğin yani kontrol mühendisliğinin, sistem mühendisliğinin sonucu olarak da çok farklı noktalara gidecek. Ben görmeyeceğim fakat ben garanti veriyorum ki sizler, öğrenciler mutlaka bunu göreceksiniz. Tıp geriden gelmekle beraber diğer sektörlerdeki bütün yenilikleri yani inovasyon yenilikten başka bir şey değil. Onun için inovatif demeyin dedim dün Can hocanızla konuşuyordum. Yenilikçi teknoloji değil, herkes anlasın sizin ne yaptığınızı. Teknolojiyi anlıyorlar ama inovatifi anlamayabilirler. Öyle bir düzenler oturacak ve ben de dün Can hocanıza da söyledim. O sayede gözüm açık gitmeyeceğim inşallah. Akın, şimdi keman senin ya da saz.
Hocam Allah uzun ömürler versin öncelikle. Tıp bir yandan da ömrü uzatmaya uğraşıyor. Evet, olumlu sonuçlar da alınıyor. Bu hepimiz için geçerli. Dolayısıyla öyle şeyler söylemeyin istiyoruz. Şimdi hocam çok gerçekten aydınlatıcı, bilgi verici, ilham verici bir konuşma oldu. Teşekkür ederiz. Devamı da gelecek. Ve ben hani onun içerisinden diyorum ki tamam işte şuradan da bahsederim. Oradan 2 dakika sonra geçiyor bundan bahsederim. O yüzden ipin ucu kaçtı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben kendi konuma geleceğim ama kendi uzmanlık alanımıza yani orada elde ettiğimiz bilgiler ve tecrübeleri aktaracağım memnuniyetle. Şunu söyleyeyim öncelikle. Şimdi hocamızın hassasiyetlerinden bir tanesi doğru Türkçe konuşma. Bunun hani ne önemi var diyebiliriz ama gerçekten çok önemli bir konu. Ben 2003 yılında Amerika'ya yüksek lisansımı yapmaya ayak bastığım zaman orada enteresan bir şekilde Oktay Sinanoğlu hocamızla tanıştım. Şimdi kendisi hayatta değil. Allah rahmet eylesin ve ruhu şad olsun. Gerçekten hani bir teknik tarafı vardı. Bir de işte teknik olmayan tarafı vardı ve biz teknik olmayan tarafı üzerine ki hani zaten teknik tarafına erişmem mümkün değildi de yani. Çok sohbetler yapardık. Şimdi aynı şekilde Banu hocamızın da bu hassasiyetini Oktay hocamızın sohbetlerini hatırlatıyor ve Türkçesine sahip olmayan özgün olamaz derdi. O yüzden aynı şeyler Banu hocadan da duyduğumuz şeyler. Hassasiyet gerçekten önemli. Ne kadar yapabiliyoruz? Hep daha iyisini yapmaya yönelik azim içerisinde olursak daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Ve Amerika'da hani şunu da gördüm. Yüksek lisans dersi alıyorum. Oturduk dinliyoruz hocayı. İşte ilk yıllarım İngilizce altyapım fena değildi. Hani Amerika'da öğrenmedim İngilizceyi ama bir taraftan bakıyorum yarıştığım değil de yani hani sınav olacağız işte. O da not olacak. Biz de not olacağız. Yarıştığım kişi karşı tarafı söylediği her bir kelimesini net bir şekilde anlayarak takip ediyorken biz bir mücadele içerisinde o açığı kapatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kendi dilinde eğitim özgünlük açısından da önemli. Bir taraftan da özgüven meselesi var. Yine Amerika tecrübelerimden yani ki bu girişimciliğin de aslında girişimciliğimizin de bir taraftan onların da merak edildiğini düşündüğüm için o taraflara da değinmek istiyorum. Hani teknik bilgilerin yanında. Girişimciliğin de önemli bir kısmı hani hissetmek, bir heyecana uzanmak ama önemli bir kısmı da özgüven. Ve hani Amerikalı bir kişinin 3 kuruşluk bir iş yapıp bunu 10 kuruşa sattığını ama bizim 10 kuruşluk iş yapıp bunu 3 kuruşa satamadığımızı da tecrübe ettim. Yani içimizde yok. Bizde bir mütevazilik ve dediğim gibi girişimciliğe nasıl adım attık? Biraz o taraflara doğru geçeyim. Şimdi bu içimizdeki bu istek, bu heyecan ya Amerika'da da yani bu işleri yapanlar bizlerden başkası değilmiş ile karşılaşmamız ve bu işi biz de yapabiliriz. Hatta Türkiye'deki yüksek teknik potansiyelden yararlanıp, teknik güçten yararlanıp bunu dünyaya sunabiliriz anlayışını hayata geçirdik. Şimdi birazdan bir de sunum eşliğinde nereden girip nereye gittiğimizi, kimlerle bunu yaptığımızı, nasıl bir pozisyon aldığımızı ve sayısal sağlık içerisindeki rolümüzden bahsedeceğim. Bu yani hocamızın konuşmasını da geriye dönüp tekrar dinlemeniz içerisinde kaçırdığınız ve not almanız gereken ve belki dünyada hani duruşunuzu yarın belirleyeceğiniz bir çıktıyla size armağan olarak dönebilir. O yüzden tekrar onun altını çizeyim. Gerçekten yararlı bilgilerdi ve hani yarınlara dair öngörülerle birlikte sizler hani bu ülkenin de kalkınmasının öncüleri olacaksınız. Bu noktada özgüven sahibi olmanız ve doğru pozisyon almanız, doğru duruş sergilemeniz önemli. Bunu da istekleriniz ve kabiliyetleriniz doğrultusunda yapın lütfen. Başta istekleriniz doğrultusunda. Sizi heyecanlandırmayan hiçbir işe girmeyin. Sonuç olamayacağınız da aşikar. Mutlu olmayacağınız da aşikar. Dünyada mutlu olmak için varız. Biz şimdi girişimciyiz. Girişimimizi niye yapıyoruz? Sorusuna cevapla başlayayım. Bir taraftan
Ben de ekran paylaşma etkisi var mı? Ha, var. Bir taraftan sunum paylaşacağım. Şimdi biz öncelikle hani girişimcilikte şu diğer ekrana geçti. Ne olsun? Tamam mı? Şey mi? Büyük Geldi ekran. hocam. Sıkıntı yok. Büyük ekran aynen. Ha, süper. Şimdi biz öncelikle neyi niçin yaptığımıza karar vermemiz lazım. Biz şu an içinde bulunduğumuz işi başta insanların daha yüksek kaliteli sağlık hizmeti almasına yardımcı olmak için ve hatta hani yeri gelir hayat kurtarmak için yapıyoruz. Sebebimizin en tepesinde bu var. Ve bir girişimciyiz. Ayakları yere basan, dünyaya bir çözüm sunuyoruz. Ve bu çözüm dediğim gibi sağlık sistemine bu şekilde bir fayda sağlıyor. Onu nasıl yaptığımıza da değineceğim. Yani bu insanların daha kaliteli sağlık hizmeti alması dediğim sebep. Bu sebebi biz sağlıkta, sağlık sisteminde verilen sağlık hizmet kalitesini ve operasyonel verimliliği artırarak yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Aksiyon alınabilir, yani harekete geçilebilir. Nesnelerin interneti datasını, operasyonel farkındalığı, operasyonel aydınlanmayı sağlık yöneticilerinin önüne sunarak yapıyoruz. Ve bu işte konseptin İngilizce ismi Internet of Things ve biz bunu bahsettiğim gibi 2007 yılında Amerika'da ve Türkiye'de eş zamanlı olarak kurduğumuz araştırma geliştirme odaklı firmalarımızla yapıyoruz. Şu anda yani 20 bin yatak kapasitesi hastanede, 1 milyonun üzerinde demirbaşı ve diğer sağlık operasyonlarının da aydınlanmayı yaratacak çözümlerimiz mevcut ve 5 milyon metrekarenin üzerinde bir hastanelere çözümümüz uygulanıyor. En önemli elimizdeki değer ekibimiz. Gördüğünüz gibi benim kökenim inşaat mühendisliği. Amerika'da da inşaat yönetimi üzerine master yaptım. Kardeşim Erdem telekomünikasyoncu ve nesnelerin interneti çözümlerimizin teknolojisinin temeli onun kurguları üzerine atıldı. Ve dünyada sayılı RF mühendislerinden diyebilirim. Ve çok rahatlıkla şu anda hani yaşamını da Amerika'da Amerikalı bir firmaya yüksek maaşlar alarak çalışarak geçiriyor olabilirdi. Ama Türkiye'de, İstanbul'da da olmayı seviyoruz bu arada. Yaşıyoruz ve geliştirdiğimiz çözümleri tüm dünyaya sunuyoruz. Ve dediğim gibi ekibimiz, işte CFO'muz, finansal yöneticimiz Emre, teknolojinin başındaki Burak, hep hani alanında çok uzman, çok yetkin kişiler ve ekibimiz son derece parlak insanlardan oluşuyor ki sunumun sonunda Board'da Akademi'den bahsedeceğim. Sizin ilgilenmenizi umut ettiğim bir girişimimizden bahsedeceğim. Ekibimizin hani önemli bir kısmı da Board'da Akademi'den geliyor. Board'da Akademi öğrencilerin, yani tıp öğrencisi şu ana kadar başvurmadı ama Sağlık Bilimleri Üniversitenizde tıbbın dışında yani tıp öğrencilerini de biz aslında teşvik ederiz bu noktada. Burada bir hani tıp ile mühendislik bilimlerinin bir el ele çalışması durumu söz konusu. Şimdi biraz sonra onlardan da bahsederiz. Dolayısıyla en temelde biz bu işleri yüksek kaliteli insan gücümüz ve heyecan dolu dünyada bu işi hedefimizi de söyleyeyim. Nesnelerin internetini sağlıkta en iyi yani bir akla gelen bir numaralı firma olma hedefindeyiz.
Bu hedeften çok da uzak olmadığımızı söyleyeyim. Alanımızdaki rakiplerimizin çoğu Amerika'da. Her yıl kendileriyle HIMSS isminde bir fuarda, bir konferansta, HIMSS'in açılımı da Healthcare Information Management System Society. Böyle bir vakıf var, örgüt var. Bu örgüt sağlıkta dijitalleşmenin konuşulduğu, sunulduğu bir ortam. Dolayısıyla rakiplerimizi de bu etkinlikte görüyoruz. Kendimizi onlarla kıyaslayabiliyoruz ve bu bir numaralı koltuğa oturma hedefinin gerçekçi bir hedef olduğunu da bu manada görüyoruz. Dolayısıyla bu hevesli ekibimiz en önemli değerimiz. Dünyada yaptığımız işler karşılığını buldu, tanındı. Uygulamalarımız, işte Türkiye'de şehir hastaneleri yapıldı, takip etmişsinizdir. Bir tanesi de Kütahya'da yapılıyor şu anda. Bu uygulamalarımızdan mesela bir tanesi Adana Şehir Hastanesi projemiz, uygulamamız. 1500 yataklı bir hastane. RFID Journal ki hani nesnelerin interneti konseptinin bir numaralı zirve etkinliği. Burada sağlıkta en iyi RFID uygulaması seçildi 2018'de. Aynı etkinlikte mesela retail'da Visa'nın uygulaması seçildi. Üretimde General Motors'un. Yani bu ikisi dünya devi firmalar. Onların uygulamaları alanlarında bir numaralı uygulama seçilirken sağlıkta da bizim uygulamamız seçildi. Çok gurur verici bir andı. Bahsettiğim gibi Türkiye'de şehir hastaneleri yapıldı. Ve hani yeri gelmişken söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı veriye dayalı yönetime kendini adapte etmiş, iyi adapte etmiş. Bu doğrultuda kurgular içerisine girmiş ve gerçekten veriyi işi için, yani çıktıları için kullanmaya çalışan bir noktada. Dolayısıyla hani ben bu noktada da Türkiye'nin dünya ülkeleriyle kıyaslandığı zaman iyi bir yerde olduğunu görüyorum. Veri toplama. Yani bugün merkezi hekim randevu sistemi, e-nabız, bunlar dünyada eşine benzerine az rastlanır uygulamalar. Bu manada Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımız takdiri hak ediyor. Bizim alanımız ise biraz sonra, şimdi bu slayttan sonra bahsedeceğim. Tam olarak konumunu. Şimdi bu şehir hastanelerinde özellikle çok ciddi uygulamalar yaptık. Ve bunun dışında şu anda kamu hastaneleri ve özel hastanelerde de uygulamalarımız devam ediyor. Ve yurt dışında da başta komşu ülkeler, yani Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan'da uygulamalar yapmaya başladık. Ve Avrupa'dan da Romanya'da. Ve şu anda İsveç'te de bir orada bir şirketle, yani İsveçli bir şirketle bir işbirliği içerisinde bir ortak şirket kurma ve İskandinavya pazarına beraber hitap etme noktasındayız. Şimdi burası kritik. Hastanelerde iki temel çalışma alanı var bizim kanaatimize göre. Bunların ilki ve daha büyüğü klinik süreçler. Klinik süreçlerin hedefi en doğru teşhis ve en doğru tedavi. Hastaneler niye var? Bütün bu sohbetleri niye yapıyoruz? Daha üst kalite sağlık hizmeti üretebilmek için. Yani sağlık hizmet kalitesini arttırmak, bu çıktıları hepimizin yararına sunmak için yapıyoruz. Dolayısıyla klinik data, klinik veriler, işte bu teşhisi daha doğru yapabilmek ve tedaviyi daha doğru uygulayabilmek için toplanıyor ve sayısal sağlığın hizmetine sunuluyor. Bizim alanımız ise, yani hal böyleyken, İkinci kısım olan operasyonel süreçler. Şimdi şöyle bir durum var. Klinik olan süreçler, yani siz bir doktora gittiniz, çıktınız, eve geldiniz, sordular işte nasıldı durum diye. Ya doktor bir şey söyledi ama elindeki dataya da çok güvenmiyorum der misiniz? Demezsiniz. Çünkü elindeki data işte kan değerlerinizdir, X-ray görüntülerinizdir. Yani şunu söylemek istiyorum. Klinik tarafta toplanan veriler, ki uzun yıllarda toplanan veriler, hani belki 50 yıldır toplanan veriler, cihazların ya da işte test sonuçlarının verdiği veriler ve doğruluğu çok sorgulanmayan veriler, yani doğru olan veriler iken, operasyonel taraftaki veriler, yani demirbaşlar, işte hani tıbbın, sağlığın
medikal cihazlar konusu ki Banu hocamızın dediğim gibi dünyada sayılı uzmanlardan birisi. Bunların kullanımına dair veriler konusunda çok ciddi bir eksiklik var ve güvenilemezlik var. Bırakın bir demirbaşın bir cihazın bozulma sıklığını bilmeyi, adedini bilmiyor hiçbir hastane. Bir hastanenin kapısından girin, kaç ventilatörün var diye sorun. Bir yere bakacak ama o yer en son sayımını bir sene önce yapmış. Hastaneyi sayarken bir sürü sıkıntılar atlatmış ya da işte süreç çok uzun sürmüş. Dolayısıyla operasyonel veride çok büyük noksanlık var. Ve bu aydınlanmanın eksikliği insanları bu tarafta harekete geçirmede, kararları vermede destekleyemiyor. Dolayısıyla bütün aslında sayısal sağlıkta yapmaya çalıştığımız klinik tarafta da olsun, klinik olmayan tarafta da, operasyonel tarafta da olsun, o öncelikle doğru veriye ulaşmak, doğru ve güvenilir veriye ulaşmak. Tekrar söylüyorum, klinik tarafta nispeten bu verinin doğruluğu çok daha yüksek operasyonel tarafa kıyasladığımız zaman. Dolayısıyla bizim uzmanlık alanımız, teknolojiyi konumlandırdığımız alan bu operasyonel süreçlerdeki bilgi noksanlığının, farkındalık eksikliğinin yönetilebilmesi. Bugün şehir hastanelerinde A noktasından B noktasına yürüme belli yerlerde 45 dakikayı bulabiliyor. Siz böyle bir hastaneyi, böyle bir hastanenin operasyonları hakkında içinde yürüyerek bilgi sahibi olabilir misiniz? Dolayısıyla size verinin akması lazım. Peki nasıl verinin doğru ve güvenilir? İşte nesnelerin interneti tam bu noktada devreye giriyor. Doğru ve güvenilir veriyi toplama noktasında. Çünkü yine örneklerden vereceğim. Ameliyat süreci. Ameliyat kaçta başlamış, kaçta bitmiş? Bunu eğer siz, işte hastane bilgi yönetim sistemi, siz de hastanenizde kullanıyorsunuz. Ameliyatın kaçta başladığını bir görevli o kişiye dair ameliyat kartına diyelim girer. Kaçta bittiğini de girer diye bir sistem kurarsanız, bilin ki bir ay sonra, iki ay sonra, beş ay sonra elinizde güvenilemez bir veri seti olacak. Ve o da size o ameliyatlar hakkında aydınlatıcı bilgiyi veremeyecek. Biz ne yapıyoruz? Sensörleri konumlandırıyoruz. Sensörlerden yararlanıyoruz. Sensörler bize ameliyatın kaçta başladığını, kaçta bittiğini içinde duygu olmadan, başka daha önce bir işi olmadan, yorulmadan, bozulmadan veriyor. İşte bu sayede aslında sadece ameliyat başladı bitti dedim ama odasından ayrılıp odasına geri dönen 5 safa hepsini net bir şekilde çıkartabiliyoruz. Birkaç hastanelerin içerisine dair veriden bahsedeyim. Mesela bu 2019'da Bora Teknoloji'nin ürettiği ve hastanelerin yararına sunduğu değerler, yani 500 binin üzerinde demirbaş yönetildi. İşte 21.800 adet arıza kaydı yönetildi. 13.300 bebek koruma altında tutuldu. Bebek güvenliği çözümü sayesinde. 70 hasta, hani hastanede 70 adet hastane personeline yapılan saldırılar engellendi. Ki çok hani üzülerek yaşandığını görüyoruz bu saldırıların. Dolayısıyla böyle bir operasyonel süreçte nesneler internetinin yararlarından bahsediyoruz. Bu problemler 4 öbekte bizim çalışmalarımızda ele alınıyor. İlki hasta öbeği. Hastaların hastaneye adım attığı andan ayrıldığı ana kadarki süreçlerin iyileştirilmesinden bahsediyoruz. Bu sürecin içerisinde ameliyathane var. Bu sürecin içerisinde işte check-up olabilir. İşte çeşitli servisleri, poliklinikleri, ziyaretleri olabilir. Bütün bu süreçlerin nasıl işlediğini en doğru bir şekilde elde edebilirseniz, görebilirseniz bu farkındalık doğrultusunda doğru kararlar alıp bu süreçleri iyileştirebilirsiniz. İkinci öbek demirbaş öbeği. Hastanedeki en önemli varlıklar medikal demirbaşlar. Bu medikal demirbaşların mesela Amerika'daki demirbaşların %
40-45'i kullanım içerisinde diyebiliriz. Hemşireler 3. öbekte personel öbeğinde hastanenin yine önemli varlıklarından bir tanesi de iş güçleri yani personelleri. Vakitlerinin 1/3'ünü sakınılabilir günlük rutin yüklere harcıyorlar. Mesela bir demirbaşı arayıp bulmak gibi. Ve son öbekte tesis öbeği, tesis içerisinde yine personellerin yönetimi ve süreçlerin analiziyle ilgili elde edilen veriler kullanılıyor. Bir hızlı bilgilendirme, bu COVID'in etkisi sağlık sistemini şöyle bir süreç yaşattı diye görüyoruz. Şimdi konvansiyonel sağlık, hani yüzyıllardır sağlık sistemini insanların hizmetine sunma süreçleri, hani biraz önce Bahane hocamızın da eski nesil yönetim tarzını bırakmamız gerektiğini işaret eden metodlarla yapılıyorken, son hani 50 yıldır diyebiliriz, dijitalleşme süreci yaşandı. Dijitalleşme süreci bizce devamında akıllanma sürecini getirmeli. Şimdi bunun pratik karşılığı ne? Ki bizim de Bordo Teknoloji olarak bugün için olduğumuz pozisyon dijitalleşme sürecinde var olmak, sayısallaşma tarafında olmak. Bugün sunmadığımız ama sunma hedefi içerisinde olduğumuz taraf ise akıllandırma tarafında olmak yarınlarda. Yani akıllandırma tarafını bugünkü sayısallaştırma tarafına eklemek aslında. Şimdi bunlar nedir? Sayısallaşma tarafı, altta bazı bu şey hakkında hastanelerin ne kadar işte operasyonel olarak atıl olduklarına dair bazı itiraflar var. Onlara girmeyeceğim de. Dijitalleşme tarafının olayı doğru veriyi tutabilmek. İşte biz nesnelerin interneti çözümlerimizi bu doğru veriyi elde edebilmek için uyguluyoruz. Akıllandırma tarafı da şöyle gelecek. Şimdi siz Spotify'ınızdan memnunsunuz. Yani size çok güzel bir müzik dinleme deneyimi yaşatıyor. Bunu yapabilmesi için bunun sıfır noktasında bunu yapamıyor. Yani sıfır noktasında da bile yapabilir. Sizin bulunduğunuz coğrafya oradan bile belli bilgilere sahip olabilir. Ama sizin dinlediğiniz şarkılar ya da işte şarkıyı açtıktan sonra 3-4 saniye sonra geçtiğiniz şarkıları da değerlendirip sizin nelerden hoşlanabildiğinizi çok rahatlıkla çıkartabiliyor. Dolayısıyla bu hamleyi yapabilmesi için önce doğru güvenilir veriye ihtiyacı var. Yani siz düşünsenize sevdiğiniz şarkıları geçiyorsunuz, sevmediğiniz şarkıları sonuna kadar dinliyorsunuz. Öyle olsaydı Spotify size o müzik deneyimini yaşatamazdı. Siz Spotify'a en doğru veriyi besliyorsunuz. O yüzden öncelikle yani akıllandırma tarafını, derin öğrenme, yapay zeka tarafını konuşabilmek için ilk adımımız doğru veri ve güvenilir veriyi tutma adımı olmalı. O yüzden biz nesnelerin interneti konseptini hastanelerdeki operasyonel süreçlerin farkındalığı noktasında öncelikle bu ki çok hani bakir bir alan ki sağlık sisteminin ne kadar geriden geldiğini biraz önce Banu Hoca da söyledi. Hepimiz biliyoruz. Ya bir finans sektörüyle mukayese götürmez. Savunma sanayi ileden çok daha geri. Finans bir şey oluyor, hemen kendini adapte ediyor. Sağlık böyle yapabiliyor mu? Yapamıyor. O yüzden hani doğru veriye toplamaya yönelmek, yarınlarda o veriden ilerisini tahmin edebilmek için olmazsa olmaz. Dolayısıyla akıllı sağlıkta o tahmin edici ve reçete verici analitikleri sahaya yansıtabilmekten geçiyor. Bugün hastane yöneticileri bu kararları kendileri alıyorken yarın belli simülasyonlar da eşliğinde bu tavsiyeler bu yapay zeka sistemlerinin çıktısı olarak hastane yöneticilerine sunulacak. Bazı şeyler de direkt devreye girecek. Yani nedir? Bir arz talep dengesi hemen tahmin edecek yarınları. Hava durumundan bile siparişi geçecek sistemler. Ya da serum siparişi geçecek.
Dolayısıyla burasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dediğim gibi biz sağlığın, birkaç slide sonra bitireceğim. İki slide sonra. Yani sunum aslında çok uzun ama oralara girmeyeceğim. Bir de en sonuna gidip bu arada akademiden bahsedeceğim. Şimdi biz sağlığın yönetilemez olduğunu ve bu yönetilemezliğinde sağlık hizmet kalitesini düşürdüğünü ve verimsizleştirdiğini gördük. Ve biz sağlık yöneticilerine operasyonel farkındalık ve hastanenin durumuyla alakalı, operasyonel durumuyla alakalı içgörü sunuyoruz. Bunu da nesnelerin interneti datasıyla yapıyoruz. Yani aksiyon olan bir, hani sizin harekete geçirici datayla yapıyoruz. Ve öngörümüz de yani nesnelerin interneti tarafının farkındalık yaratacak olduğu ve yapay zeka çözümlerinin de bu farkındalığı ileri görüşe, yarınları tahmin etmeye ve o doğrultuda reçeteler vermeye taşıyacak olduğunu görüyoruz. Nesnelerin internetinin hastanelerdeki karşılığının da hastanedeki nesnelerin, insanların, çevresel koşulların gerçek zamanlı olarak anlık ve güncellenmiş verileri ile standart tabanlı, burası nesnenin interneti konseptinin hayata geçirilmesi için önemli bir bileşen, standart tabanlılık. Çünkü yarın öbür gün farklı bir sistem, farklı bir bileşen de o sisteme dahil olabilmesi bu standart tabanlıktan geçiyor. Ve bulut destekli ve birçok sistemden toplanan datanın anlık ve süreç faydalarına, süreç iyileştirmelerine hitap etmesi diye nesnelerin internetini hastanelerde yorumluyoruz. Bu birçok ayrı sistemden toplanan datalarda verinin bu oturuma başlamadan önce hocam korelasyonun Türkçe karşılığının bağlılaşım olduğunu söyledi. Bu konu da çok önemli. Verinin birbirleriyle mukayesesi. Hani İngilizce korelasyon, Türkçe bağlılaşım. Veriyi birbiriyle mukayese etmek şu. Hani yağmur yağdı, trafik kazaları artacak, ameliyathaneye hazırlayın. Yağmur yağdı bilgisini ihmal edersek ameliyathaneyi hazırlayamayabiliriz. Verinin birbiriyle mukayesesi, bağlılığının kontrolü diyeyim, özellikle işlemci güçlerinin artmasıyla çok yapılabilir hale geliyor. Dolayısıyla hani yarınlarda alacağımız yine pozisyonun şekillenmesi adına da söylüyorum. İşlemci güçleri arttıkça bu işler uç noktalarda çözülebilir hale de geliyor. Bunun önemi de artıyor. Biz neyi nasıl yapıyoruz tarafına da hızlı bir şekilde değinmek istiyorum. Biz sonuç üreten bir şirketiz. Uçtan uca çözümler üretiyoruz. Bunu yaparken bu bahsettiğim sahadan operasyonel ve doğru veriyi toplamayı nasıl yapıyoruz? Bunlar için donanımlar var. Bu donanımların bir kısmını böyle hani commodity diyoruz İngilizce'de, Türkçe'de böyle hani kendini kabul ettirmiş ve her sektöre aynı ürün satılabilir ürünleri dışarıdan alıyoruz. Ama yapmak zorunda kaldığımız için geliştirdiğimiz ve IP'sine sahip olduğumuz donanımlar da var. Bu aktif RFID donanımları bunlar. İşte hastane içerisindeki konumunu takip ettiğimiz, bebek güvenliği yaptığımız, bebeğin ayak bileğine takıp demirbaşı yine hastanenin içerisinde oda bazlı takip edebildiğimiz konumunu. Şimdi bu takip aynı zamanda şunu da getiriyor. Son 2 ayda bir demirbaş bir koridorda hiç kımıldamadan durmuş. Hemen bir bayrak kaldırıyor bu durum. Ve kullanıma dahil ediliyor bu demirbaş. Ya da personeller yaka kartı tevkid ettiğimiz bunu taşıyorlar. Yine onların mesela hemşire hastanın çağrısına kaç dakikada müdahale etmiş analizlerin yapılabildiği gibi aynı tek üzerinden kendisine saldırı olan bir doktor, bir hemşire, bir sağlık çalışanı bu tege butonuna basarak yardım çağırabiliyor. Bu tarz donanımlar var. İkinci seviyede yazılım çözümleri var. Bu da tamamen Bora teknolojinin ürünü. Bizim bu
biraz önce bahsettiğim takım arkadaşlarımızın ürettiği ve dünyaya sunduğumuz yazılım sistemleri. Üçüncü seviye artık faydanın teslimine başlandığı seviye ve biz buna bilgilendirme seviyesi diyoruz. Bunun içerisinde hastanenin içerisinde herhangi bir demirbaşı arayıp bulabilme ekranları olduğu gibi çeşitli dashboardlar üzerinden, bilgilendirme ekranları üzerinden hastanenin içerisindeki operasyonel süreçler hakkında bilgi edinilebiliyor. Ve biz bunlara nesnelerin interneti ortamı diyoruz ve bugün için bunları sunuyorken yarın bunlara yapay zeka çözümleriyle akıllandırma tarafını getirmiş olacağız. Son olarak bu sistemlerin hastanenin içerisindeki dağılımlarını yine şöyle özetleyeyim. Hasta tarafında hastanın bütün sürecinin hani operasyonel sürecinin yönetimi ve verimliliğinin artırılması, hasta güvenliği. Düşünün ki hani yaşlı bir hasta, düşme tehlikesi olan bir hasta odasından çıktığı zaman hemşireye uyarı gitmesi ve koluna girilmesi. Olası bir düşmenin engellenmesi anlamına geliyor. Ya da hastanenin herhangi bir yerinden butonuna basıp yardım çağırabiliyor. Bebek güvenliği, hastanede bebeklerin annesinin yanında ve yeni doğan ünitesinde güvende kalmalarını ve olası karışıklıklarını engelliyor. Demirbaş öbeğinde demirbaş yönetimi, demirbaşın envanterinin yönetimi, biraz önce söylediğim gibi bir hastanede artık demirbaş, kaç demirbaş olduğu bu sistemler sayesinde, çünkü çok hızlı bir okuma yapılabiliyor RFID teknolojileriyle. Görüşe ihtiyaç duymadan ve uzaktan okuyabildiğimiz için bütün hastanenin demirbaşını bir günde sayabiliyoruz. Konvansiyonel metodlarla bu 2 ay bulabiliyorken. Demirbaş yine kullanımına dair analizler ve çözümler sunuluyor. Ve demirbaşın güvenliği, hastaneden yetkisiz kişiler tarafından çıkartılmasının engellenmesi gibi çözümler de bu tarafta. Personelden yararlanmayı yine artırıcı bir çözümler tarafı var. Personel öbeği altında ve personelin biraz önce bahsettiğim gibi hastanelerde beyaz kod diye de geçen güvenlik çözümü. Tesise gelince tesis içerisinde konum bazlı iş talep yönetimi dediğimiz şey, mesela hastane içerisinde taşıyıcılar var ki siz de işte aranızda asistanlar, doktor olanlar da vardır. Hastane operasyonları içerisinde bir numunenin bir yerden bir yere taşınması lazım. İşte hastane içerisinde bunun taşıyıcılarının konumlarının bildiğimiz, nerede olduklarını bildiğimiz ve taşınma talebinin doğduğu noktaya en yakın ve müsait durumdaki taşıyıcıya işin atandığı, onun işi üzerine aldığı, gidip A noktasından alıp B noktasına teslim ettiği bütün süreci en verimli bir şekilde yöneten ve geriye dönük takip ve analizle birlikte, yani neyi nasıl yapmışız, ne olmuş, ne bitmiş şeklinde analizle birlikte yarınları daha iyi planlamayı sağlayacak verimlilik artış tarafı ve son olarak da çevresel izleme çözümleri hastanenin herhangi bir yerinde sıcaklık ve nem takibini yapabilmeyi sağlıyor. Çözümler hakkında bahsedeceklerim bu kadar. Hızlı bir şekilde, bunların çünkü ayrıntıları var, onlara girmeyeceğim. Hızlı bir şekilde Bordo Teknoloji'nin genç arkadaşlarımızı bu konseptlerle, bu çözümlerle burası. Şimdi akademi.bordatek.com Bordo Akademi dünyasının web sitesi. Buraya son hani 4-5 yıldır yaptığımız bir program bu. Yaz stajı diye bakabilirsiniz. Uzun dönem staj diyebilirsiniz buna. Okul biter, bu başlar, bu biter, okul başlar şeklinde. Bizim hiçbir zaman 30 günlük staj programımız olmadı. Tıp dünyasında tabii ki bu biraz daha farklı ama biraz tıp dışı arkadaşlara belki de sesleniyor olacak. Çünkü sizin stajlarınız direkt tıpta hastane operasyonlarında bulunmak. Bu programda yaptığımız işlerin anlayışlarını hani yazılımsal olarak ve donanımsal olarak anlattığımız, proje yönetimsel olarak anlattığımız, arkadaşların kendilerini bu noktada geliştirdikleri ve bu anlayışlara yakınsadıkları, bilgi olarak donatıldıkları
ve programın devamında da üzerlerine bir tamamen kendilerini geliştirme, kendilerini gösterme adına bir proje yaptıkları, bir takım projesi olarak yaptıkları ve ticari bir amacı olmayan, ticari bir karşılığı olmayan süreçlere girdikleri bir program. Son derece başarılı olduğunu gördüğümüz program, Türkiye'ye de örnek olması gerektiğini düşündüğümüz program ve bu programın ayrıntılarına dair bilgileri her isteyenle paylaşmaya hazır olduğumuz bir program. Son derece güzel bir 3 ay geçirerek öğrenci arkadaşlarımız, dediğim gibi bu programın sonunda çoğu üniversitelerine dönüyorlar ki bu arkadaşlarımızın içerisinde bu işlere hevesli ve bizim de ekibimize dahil etmek istediğimiz arkadaşlarla yarı zamanlı olarak eğer okulları varsa başlıyoruz. Yoksa okul sonrası da tam zaman olarak devam ettiğimiz bir program. Hocam yani bizim taraflar biraz hani sayısal sağlık tarafının çok geniş bir alanın bir parçası sadece. Bir örnek de teşkil etmiş oldu bence. Diğer tarafları da uzmanlığımız yok tabii ki. Ama bu alanda da umuyorum dünyada en yetkin firma olacağız. O doğrultuda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bakın ben lafı alayım istersen. Her şeyden önce sağlık sistemlerinde hizmetin kaliteli sonuçlar verecek, yani güvenilir sonuçlar verecek şekilde düzenlenmesinde sistem oturtturma konusunda çok çok güzel bir örnekten bahsettin ki çok benzer sistemler ve zamanla standartları, sertifikasyonları, ehliyetleri oluşmuş bir düzen tabii ki savunmada, tabii ki havacılıkta, tabii ki otomotivde, tabii ki hatta farklı bir şekilde ama finans sisteminde var. Ama eğitimde, sağlıkta maalesef eğitim birazcık daha belki ilerlemiş durumda. Maalesef dünyanın hiçbir tarafında gerçekten bu senin bahsettiğin sadece komuta kontrol değil, yani otomasyon. Ama onun ötesine geçip bu akıllanma dediğin konu, yani özerkleşme, aletlerle insanların kararlarının rahatlıkla bütün verilerin çok ahenk içinde ve temiz bir şekilde işlendiği, sonuca ulaştığı sistemler kurulmuş değil. Bunlar kurulacak. Yani geleceğin sağlıktaki Boeing'i, sağlıktaki Lockheed Martin'i olmak söz konusu veya gelecekte hani Aselsan tam iyi bir örnek olmamaktır ama geleceğin Aselsan'ı da türünde, yani sistemi çalıştırdığın zaman bu senin bahsettiğin uygulama saha alanı çok çok kıymetli ve ilerisi çok aydınlık. Yani bu otonomlaşma dediğimiz, yani özerkleşme, yani makine aldığı bilgiden, insan aldığı gördüğü bilgiden dolayı çok doğru kararlar ürettiği zaman tabii ki sistem hem en iyileşmiş olacak hem de sağlıkta gerçekten büyük bir katkı, büyük bir verim artışı olacak. Şimdi sen bir iki bir şeyden bahsettin de onu belki gençlerin adına bir iki sorayım, ben sana sorayım. Dedik ki klinik süreçler için gerekli olan verinin toplanması, verinin doğrulanması var. Yani güvenli ve doğru bilgiyi toplayabiliyor. Bunun nedeni nedir? Neredeyse 100 senedir sağlık düzeni, yani tıp dünyası ve yaşam bilim dünyası bunun üzerinde çalıştı. İşte sonunda bunu düzenleyici pek çok kurullar ortaya çıktı. Bir dolu meslek kuruluşu var. Sen bundan bahsettin. Bu gençlerimiz esasında her birinin farklı farklı meslek kuruluşlarına dahil olması söz konusu. Bu dahil olacak, sen HİMS'den bahsettin. Onun gibi 30-40 tane daha var. Bizim meslekte bir dolu biyomedikal sistemlerle ilgili yayınlar var, konferanslar var. Şimdi hepsine de sana alır. Yani gençleri esasında ufkunu somutla açtığın için sana özellikle teşekkür ediyorum. Bir de soyunduğunuz konu için. Çünkü soyunduğunuz konu da, ki gelecek sorumu biliyorsun herhalde. Seninle daha birkaç senedir bunu konuşuyoruz. Sizin tam tamamlayıcı grubunuz da benim tesadüf, senin kadar hani 3 senedir seni tanıyorum, onu 20 senedir tanıyorum. Çin'de bahsettiğimiz Jiujiang, ki sen de artık arkadaş oldun, MiHealth denen firma tamamıyla bu klinik veri yönetiminde en yüksek kalitede süreçleri düzenleme ve bunların
analitiğinden, yapay zekası üzerinden, bulutta depolamasının üzerinden klinisyene, yani hekime, cerraha doğru bilgi indirme. Bakın, bak bunu düşünebiliyor musunuz? Siz bunu varlıkta yaptınız, yani demirbaşlarda, insanlarda, yani oraya buraya giden lojistiğini yaptınız. Ama bu işin bir de can kurtaran tarafı var. Onu da yapanlar ilk önce yoğun bakımda başladılar. Şimdi şeye geçtiler, acile geçtiler. Şimdi hastane öncesine geldiler. Hastanenin her bir tarafına yayılacaklar. Ve umuyorum sen de böyle stratejik ortaklarla dünyada ilkleri yapar hale. Yani bu tümleşik sistem oturtan çok büyük tabii stratejik ortaklığı oluyor bu gruplar. Böyle bir gruplardan birine doğru yönleniyorsun gibi. En azından ben sana telkin ediyorum. Umarım olur. Çünkü bu konuda yapılacak o kadar fazla iş var ki sizin bu bahsettiğim türdeki bu klinik veri yönetimi konusundaki onların ulaştığı noktaya ulaşmanız zor. Ama oradan öğrendiklerinizi, onlarla stratejik ortaklık sırasında öğrendiklerini çok rahatlıkla Türkiye'nin gerçeklerine, doğasına, Türkiye'deki sağlık sistemine uyarlama fırsatı da elinize gelecek. Hatta Orta Doğu'da söz konusu, belki Avrupa'da dahi. Çünkü bu işler esasında yapılınca olan ve sonuçları ortaya çıktıktan sonra halk tarafından anlaşılan bir şey. Yani susup çalışıp işi yapmak lazım. Şimdi bu kadar ben böyle bir toparlama yaptıktan sonra bundan sonraki Çin'de adımın ne senin? Çünkü Çin en büyük pazar. Çin'de sadece Çin değil, Asya Pasifik. Nedir, ne yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi hocam çok hani o tanıştırma için de çok teşekkür ederiz. Biz çok iyi bir açılım olacağını, iyi bir tümleştirme olacağını da düşünüyoruz bu sürecin. Şimdi Zhivu Zeng çok başarılı bir iş adamı. Çin'de, Şangay'da biz kendisini orada da ziyaret ettik. Kendisini de Türkiye'ye bekliyorduk ki COVID patladı. Klinik, dediğiniz gibi klinik bilgi sistemleri. Yoğun bakım başta olmak üzere. Şimdi burada klinik çalışan arkadaşlar var, Nilüfer Hoca var. İşte bütün bu bilgilerle mesleklerini yürüten kişiler bunlar. Şimdi mesela ben şunu biliyorum. Eski muhabbetlerden. Türkiye vaka açısından zengin. Dolayısıyla bu bir artı. Evet. Peki işte bu vakaların, bu verilerin değerli toplu bir şekilde yarınları ya da önüne çıkan bir sonraki vakayı işletme adına faydaya dönüştürülmesi konusu şu anda çalışılıyor. Şimdi Jibun'un da yoğun bakımdaki hastaların o cihazlardan toplanan verileri doğru bir şekilde toplama bir, işte doğru ve güvenilir dataya ulaşma ve ondan sonra onu o hastaların tedavisi daha doğru, daha geri hızlı. Bildirimle, çünkü kapalı sistem sistem kapalı devre çalıştığı zaman bilgi işleme konusu, tasarım konusu, analiz konusu, simülasyon konusu, bütün bunun içine yapay zeka falan da tabii araç olarak kullanılmak zorunda. Geri döndüğü zaman hekimin eline inanılmaz bir değerli, doğru, düzgün geri gelmiş oluyor ve belki can kurtarma o sayede oluyor. Yani o yüzden burada Philips var, Siemens var, GE var, o kadar çok firma var bu konuda. Fakat bunların hepsinin önüne geçen bir firma oldukları için siz de öylesiniz. Siz de kendi konunuzda, şu andaki yönetim konusunda sizi ilk tanıdığımda demiştim. Yani eğer bu işin içinde ben olmuş olsaydım zaten bunu yapardım dedi. Bunu da yaptık dediniz siz. Hep devamlı ileriye ait adımları doğru zamanda doğru şekildeniz. O yüzden bu klinik veri konusuna da önem vermenizi ve bu akıllanma sırasında esasında çok destek verecektir. Çünkü senin bahsettiğin gibi hava durumundan veyahut da çeşitli epidemioloji, yani salgın bilgilerinden dolayı çok rahatlıkla bir hastane gelecek pandemisine, Allah korusun olmaz inşallah, ama herhangi bir hasta dalgasına hazırlık yapabilir. Yani akıllanma bu esasında. Ve hekimler de bunun içinde hastanın sahibi, hemşirelerle birlikte hastanın sahibi olarak çeşitli kararları verirken bu bilgilerle beslenmiş olarak verecekler ve sizler esasında ilk, belki umuyorum ilk olur ama olmasa da ciddi bir oyuncu olarak sahaya inip
sağlık sisteminde bilhassa hizmetler yanında eğitimin de değişmesine de önce oluşuyor. Bu akademin senin çok önemli. Bunun gerçekten tıp okuyan ve hemşirelik okuyan öğrencilere duyuru yapmasında fayda var. Çünkü çok farklı bir dünyaya birden girip kendi yaptıkları önemli işe daha objektif bir şekilde bakabilirler. Daha tarafsız bir şekilde bakabilirler. Şu anda bir görüşle gidiyorlar. O görüş çok daha genişler, ufukları açılır. Benim 10 dakika sonra ayrılmam lazım da o yüzden senin benimle tartışmak istediğin bir konu var mı? Öğrencilerden de şey gelebilir. Hangi ben, konuda? Yani ben aslında şöyle, şimdi dediğim gibi burada bizi dinleyen insanlar, biz tıp anlatmadık. Biz ne ortopedi ne... anlatmadık. Evet. Yani burada yarınlarını şekillendirmeye dair bütün bu konuşulanlar arasında ne gibi fırsatların olduğunu sizden duyarlarsa, bunlara tabii dair tabii yani anlattıklarınız içerisinde evet, var ama bu yaraları, yaralanabilecekleri evet, bir bilgi. Evet, şimdi tıp öğrencileri... Banu Hocam, ben bir ekleme yapabilir miyim? Tabii, 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 buyur. Soru da gelmişti de onunla beraber anlatırsınız. Değil? Tabii, buyur, şu an çalışmakta olduğumuz üniversite dahilinde beyin bilgisayar arayüzleri ve sinyal işleme teknikleriyle çalışmak isteyen bir biyomedikal mühendisliği öğrencisi hangi teknolojileri evet, öğrenmeli ve kariyerini nasıl planlamalıdır diye bir soru şimdi gelmiş. O konuda bilhassa bu genç nörolog falan mı olacak acaba veya belki biyomedikal mühendisliği olacak. Hangi konuda? Biyomedikal mühendisliği öğrencisi yani. Ha, lisans düzeyinde. Tamam. Evet, evet. Evet, biyomedikal mühendisliği de tabii ki beyin mühendisliği yani beyin teknoloji arayüzü çok çok önemli bir konu. Fakat bu bugünkü konunun çok dışında arzu eden arkadaş benimle yazışabilir veya benim diğer etkinliklerde anlattığım yani bizim yaptığımız işler türünde anlatmalara girebilir. Veya bu yaz ben bir bu konunun derinine giren değil ama toparlayan gene böyle sistematiğini veren bir ders de açacağım. Adı beyin teknoloji yakınsaması şeklinde yani tümleşmesi şeklinde olacak. O tür etkinliklere, etkinlik de değil bu ders esasında ama dinleyici olarak katılabilir. Yapılacak çok iş var da bugünkü konuda uzun vadede gördüğünüz beynin koydum. O beyinle teknoloji arasındaki ilişkiden doğacak bu ne dedik akıllanan sistemlerde bir de insanı bu doğal zekasıyla yapay zekanın yanında, yapay sistemin yanında değerlendiren sistemler oluşacak. Onun için hazırlık yapılıyor biyomedikal mühendisliğinde. Bu arkadaş benimle ayrıca temas kursun. Ama konumuza dönelim. Çünkü konumuz gerçekten sistem tümleştirmesi. Sağlıkta sayısal olan yaklaşımda inanılmaz fırsatlar var. O fırsatlarda gençler hangi konulara girebilirler? Bazı gençler işin yani daha fazla uygulamalı bilim. Bu arkadaş benimle ayrıca temas kursun. Ama konumuza dönelim. Çünkü konumuz gerçekten... Sedat Hocam'ın sesini kısabilir miyiz acaba? Sayısal olan yaklaşımda inanılmaz fırsatlar var. O fırsatlarda gençler hangi konulara girebilirler? Teşekkür ederiz. Evet. 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 Eğer böyle bir soru varsa biraz da tıp öğrencileri veyahut da yaşam bilim öğrencilerinden onları cevaplamak isterim ben. Hocam ben şunu sorabilir miyim peki? Buyur. Bir sağlık profesyonelliğiyle ilgilenen yani sadece işte hemşirelik olur, başka paramedik olur, tıp olur. Herkes kendini geliştirmek adına daha önce de biz konuşmuştuk başında bir mesela evet, doktora programına katılmalı mı? Nasıl kendini geliştirmeli? Olabilir. Nasıl geliştirmeli? Her kişinin bunu Akın güzel söyledi. Tutkuları varsa bir konuya, merakı varsa, belli becerileri varsa her kişiye özel bir takip edilebilecek bir yol var. Bu genellikle kişiyle çalışmakla ya grup küçük gruplarla çalışmakla oluyor. Tamamıyla senin kişiliğine, diyelim ki seni alalım. Mesela sen bana neye merakın, neye tutkun olduğunu, ne için yaşadığını anlatabilirsen onun üzerinden bunu nasıl besleyeceğiz? Hangi
konulara nasıl adımlar? Çünkü uzmanlık yanında lisans gibi, yüksek lisans gibi, doktora gibi teknik bir konuda da çalışma olabilir. Ama ekonomi veyahut da iş yönetimi konusunda, ki yönetim bilimleri de müthiş bir bilimdir. Mühendislik de müthiş bir bilimdir. Aynı zamanda bu üretim, yani endüstri sistemleri de müthiş bir bilimdir. Sonra kamuda düzenleyiciler de müthiş bir bilimdir. Yani düzenlemek için, yani Akın'ın bahsettiği doğru ve güvenilir veriyi verebilmek için düzenleyici sistemlerin oturttuğu, meslek kuruluşlarıyla birlikte oturttuğu standartlar, sertifikasyonlar, klinik araştırmalar, klinik denemeler. Mesela siz şu anda bir olay yaşıyorsunuz ve siz herhalde tıp öğrencileri olayın farkındasınız. Pek çok kişiye benim özel anlatmam gerekiyor. Bu Çin'den gelen aşı, Sinovac'ın aşısı, bu aşı daha klinik araştırma, klinik denemeler sürecini bitirmiş bir aşı değil. Birinci fazı yapmış güvenle. İkinci fazı da bitirmiş. O da işe yaradığını göstermiş. Şimdi çok geniş bir insan havuzunda bu aşının yaşlı, çocuk, hasta, çeşitli klinik özellikleri olan insanlarda denenmesi. Şu anda Türkiye'de üçüncü fazının klinik denemeleri yapılıyor. Ve bu da inanılmaz yapısal, sayısal bir konu. Çünkü devamlı bilginin biriktirilip, analiz edilip sonuçlara varılması gerekiyor. Şimdi bu konu da kendi başına bilimi olan bir konu. Klinik araştırmalar konusu. Klinik bilginin düzenlenmesi konusu. Arzu eden gençler halk sağlığına geçebilirler ve bugünlerde çok belli bir şekilde ortaya çıktı. Eğer salgın bilimleri yoksa bir ülkede, yani epidemioloji dediğimiz konu yoksa, ki var tabii Türkiye'de de pek çok üniversite. Sizin üniversitenizde var mı? Ahmet, var mı sizin üniversitede? Halk sağlığı var. Tabii. Halk sağlığı. Halk sağlığının büyük bir kısmı tabii hizmetlerin yanında bu testlerin yapılması, takip, temas takibi konuları, bütün bunlar matematiksel olarak çalışılmak zorunda ve salgın nere taraflara doğru gidiyor, ne şekilde ölümlere neden olacak, türlü gibi bunun matematikleri tamamıyla istatistik modeller üzerinde. Tam benim bahsettiğim konular bunlar esasında. Çünkü her bir sayısal konuyu besleyen temel bilimler tıpatıp aynı bilginin işlendiği, istatistiksel modellerin yapıldığı, parametrik modellerin yapıldığı, yapay zeka ile incelendiği türlü. O konuları yapacak olan arkadaşlar teknik konulara ilgi gösterebilirler. Kimisi doktora yapabilir ama benim tavsiyem sizlere en samimite tıptan ayrılmayın. Tıp için bunları yapın ki tıbbın da dönüşümünde bir rol alın. Ve bu tıbbın dönüşümünde ben sadece Türkiye'yi demiyorum, tıbbın eğitim ve de uygulama ve hizmetler açısında dönüşümünde bütün dünyanın ihtiyacı var. Sizler gibi hem tıp konusunda birikimi gelişmiş, o birikimi giderek arttırmış, uzmanlaşmış, derinleşmiş ama onun yanında bir takım becerileri de, bu beceriler teknik olabilir, bir temel bilim olabilir veyahut da ekonomik olabilir veyahut da tasarım olabilir. Kiminiz de o konuya geçebilir. Kiminiz de ticaret kısmına geçebilirsiniz. Belki burada benim Akın'a dönüp bir soru sormam lazım. Akın, sen takımını tanıştırırken takım hep teknikti veya finanstı. Peki aranızda hastane yönetimi bilen, belki kökeni hekim kişiler de var mı? Hocam şimdi hekim ya da hastane içerisinde görevi yapmış kişilerde umuyoruz ki yakın zamanda olacak. Şu anda ise biyomedikalcilerimiz var. Türkiye'nin yetiştirdiği çok hani yetkin, çok da işinde hevesli biyomedikalcilerin olduğunu görüyoruz. Ama biyomedikal dediğin zaman açıklayalım. O biyomedikal mühendislik değil, klinik mühendislerden bahsediyoruz. Yani cihazları ve sistemleri, ekipmanları çalıştıranlardan mı bahsediyorsun? Bunları kuranlar, çalıştıranlar. Şimdi şöyle, biz biyomedikal mühendisi mezunlarından bahsediyoruz ve iş tecrübeleri de bizimle oluştu. Yani biyomedikalde cihazları... Yani temelini biyomedikal mühendislikten alıyor ama biyomedikal teknisyen gibi çalışıyorlar. Evet, anladım. Yani şöyle, geliştirme üzerine değil de efektif kullanım üzerine. Yani onların hayat
döngüsünü en doğru bir şekilde yönetme üzerine bizim bu süreçleri, bu sistemleri hayata geçiren arkadaşlar. Evet. Ama dediğiniz gibi sağlık sisteminin içerisinden, yani aslında acının içerisinden geliyor olmak gerekiyor soruna çözüm getirebilmek için. Biz şu anda bunu hani doktor, sağlık çalışanı kadrolarıyla değil, kendimiz hastanelerin içerisinde bulunarak. Çünkü bizim kadromuzda 7 arkadaşımız tüm mesailerini hastanelerin içerisinde yapıyor. Tüm mesailerini. Dolayısıyla onlar oradaki süreçleri yakinen takip ediyor, yönetiyor ve ofisteki geliştirmeleri de besliyor. Bir de bizim konular şöyle, bir medikal cihaz gibi değil, bir ultrason cihazı yapıyor olsak hastaneye götürür, indiririz, fişine takar, çalıştırırız ve hastanede kullanmaya başlar. Bizim konular süreci kapsadığı için, yani hastanenin aslında nefes alıp vermesiyle alakalı olduğu için, bu bizim sistemlerden faydalandıklarından emin olduğumuz bir süreç yaşıyoruz. Bunu da müşterinin müşteri başarı, yani müşterinin sistemlerden faydalanma departmanımızla yapıyoruz. Yani customer success İngilizcesi. Bu departmanımız müşteri acaba faydalanabiliyor mu derdinde, A, B, faydasını acaba nasıl en üst seviyeye çıkartabiliriz derdinde. Peki Akın, bak şimdi burada birazcık sizlerin açısından da çok teknik olduğunuz için belki. Şimdi bu diyelim ki hemşirelik, çünkü hekimler daha çok müdahale konusundalar. Hastanın bakımı, hastanın süreçleri, hastanın sahibi onlar değil. Ama hemşireler ve yönetici hemşireler var. Bunlarla mı işleştiriyorsunuz? Veyahut da klinik sahada çalışan klinik teknisyenler var. Bunlarla mı işleştiriyorsunuz sizin ekipten insanları? Nasıl yapıyorsunuz? Çünkü olay saha bilgisinden doğar çözümler. Sahadan gelir gereksinimler. Geri döner çözümleri bizler tarafından, argeciler, ülkeciler tarafından yapılır. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Hemşirelerle, hekimlerle. Şimdi hastane içerisinde hekimler hastanın ne hastası olduğunu ve en doğru yöntemle nasıl tedavi edilmesi gerektiğine bakıyorken, hekim dışı hastane sağlık çalışanları o operasyonların en etkin bir şekilde yönetilmesi derdinde. Dolayısıyla onların dertlerini dinliyoruz. Ve demirbaş yönetiminde, demirbaş yani medikal demirbaşlardan bahsediyoruz tabii ki en önemli demirbaşlar olarak. Onların yaşam döngüsünü çalıştıran, onların arızalarını gideren, onların hastane içerisindeki dağılımını belki yöneten kadrolar var. Bu kadrolarla çalışıyoruz. Hemşirelik tarafında hastanenin medikal süreçler yöneticileriyle de hastanenin işte hasta süreçlerinden, işte kurgularından, o kurgular hakkında hastane yöneticilerinin elde etmek istediği bilgilerin çıkartılması, onların en doğru bir şekilde raporlanması üzerine çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla hastane içerisindeki paydaşlarımızın sayısı birden fazla. Akın, tabii ki varlık yönetimi yapınca, yani bu yönetim de bu sizin karşınız. Ama uzun vadede klinik veri yönetimine geçtiğinizde yaşamınız hekimlerle geçecek ve bu türlü sizinle çalışabilecek şekilde hekimlerin yetişmiş olması, yani sizin sisteminizin ayrıntılarını anlayabilecek ve bir takım geleceğe ait stratejileri sizlerle birlikte planlayabilecek gençleri hep birlikte yetiştirmek lazım bence. Nitekim benim civunun üzerinden gördüğüm Siemens'in, GE'nin, Philips'in başarılı olamamasının nedeni, onların başarılı olmasının nedeni buydu. Yani eşlikleri kurdukları kişiler hastadan, hastanın çıkarından, hastanın kaliteli hizmetinden sorumlu kişilerdi. O şekilde olduğu için çok hızlı devam edebilir. Umarım sizin hayatınızda pek çok hekim olacak. Benim ama müsaade istemem gerekiyor. Başka bir sözüm var, biraz geç de kaldım. Herkese çok çok sevgilerimi iletiyorum. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Senin de ailenin de. Tüm bu güzel etkinliği düzenleyen arkadaşları da, bütün emek verenleri de tekrar kutluyorum ve hepinize
iyi akşamlar sizin için. Benim için de iyi öğleden sonralar diyelim. Çünkü bizim çalışma günü devam ediyor şu anda. Görüşmek üzere hepinizle. Çok teşekkür ederiz hocam katkılarınız için. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben varsa soru alabilirim. İşte nasıl isterseniz o şekilde. Tabii biraz daha devam edebiliriz hocam sizin vaktiniz varsa. Şöyle bir soru gelmişti sizin için de. Yaptığınız ilk ürün için ne kadar bir zaman diliminde üretim yaptınız ve ürün nedir? Şimdi bizim biraz önce anlattığımız ürünlerimiz çok aslında geniş bir yelpazede. Bizim hani evveliyatımızdan bahsetmeyeyim de hani biz RFID teknolojisini ele alıp piyasaya diyeyim ürünler geliştirdik ama sağlık sektörüne odaklı bahsedeyim ki anlamlı olan o olacaktır. Biz şimdi sağlık sektöründe nesnelerin interneti çözümlerini aslında demirbaş yönetimine, demirbaşların hastanın içerisinde envanterinin çıkartılmasına ve konumlarının takibine ve hastaların konumları takibine eş zamanlı olarak aslında ürünler çıkardık. Dolayısıyla hani odaklandığımız alan bu konum temelli envanter yani hastane demirbaşı ve kişi yönetimi oldu. Sedat Hocam da el kaldırmış ama bir soru mu soracaktı acaba? Neyse biz devam edelim o ara. Hocam peki bu akademiden bahsetmiştiniz. Board Akademi. Sizce pardon bu Board Akademi'de bir son anda ticari değil hani bu projeler sonundan üretilen öğrenciler tarafından veya stajyerler tarafından. Bunu açabilir misiniz? Yani tam olarak neyi kastettiniz orada? Tabii ki. Şimdi mesela bu programın ilk aşaması bizden onlara bilgi aktarım aşaması. Şöyle söyleyeyim. Onlardaki Türkiye'de elektrik elektronik bilgisayar, endüstri mühendisliği, biyomedikal mühendisliği bölüm mezunu ağırlıklı olmak üzere. Tabii başka bölümlere de kapımız açık. Tıp öğrencisi de dahil ama tıp öğrencisinin programı biraz örtüşmüyor sanıyorum. Geçen yılki başvuru adedi 2000'e yakındı. Bir sınava elemeye tabi oluyorlar. Bir değerlendirme sürecine dahil oluyorlar. Gönül ister ki yüzlerce kişiyi bu programa dahil edelim ve bu süreçlere sokalım. Ama bu 20 civarında oluyor. Bir İzmir'de ofisimiz var. İstanbul'un yanında. İstanbul'da ve İzmir'de bu program başlıyor. Ve başlangıcı itibariyle nesnelerin interneti nedir? Geliştirdiğimiz teknolojilerin temellerinde ne yatar? Donanımsal olarak, yazılımsal olarak bu bilgiler aktarılıyor. Proje yönetimi tarafları aktarılıyor. Bu bilgiler aktarıldıktan sonra, yani programın yarısından sonra sanıyorum, oralara denk geliyor. Bir proje üzerinde çalışılmaya başlanıyor. Bu projede mesela ofisteki verimliliği artırmak üzerine şeklinde. Yani bu ticari değil dememin sebebi, bu proje çıktısı ticarileştirilip satılmıyor. Bu proje bize, başta bu öğrenci arkadaşlara, kendilerine aktarılan bilgileri sahaya yansıtma imkanı veriyor. Ondan tabiri caizse oynama imkanı veriyor. Ve o çalışmaları da biz değerlendirme fırsatı elde etmiş oluyoruz. Devamını, yarınları iki tarafta şekillendirebilsin diye. Çünkü o kişi de aldığı bilgiler doğrultusunda, içine girdiği proje doğrultusunda bu işten ne kadar heyecan duyduğunu görüp devam kararını ona göre verebiliyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Cahit bir soru var mı? Gelen Sedat abi, Bey'in bir Sedat sorusu Bey. Var. Yalnız mı durumunda sesi açması gerekiyor. Devam kararını ona göre verebiliyorum. Açayım bir şey de. Sedat Bey'in bir sorusu var. Merhabalar. Durumunda sesi açması gerekiyor. Açtım hocam, gibi ama. Hocam sesiniz geliyor ama yankı yapıyor da bir pozitif feedback yapıyor. Onu arka planda kapatabilir misiniz? Şeyi? Tamam. Ama sesiniz geliyor, sıkıntı yok. Tamam.
Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sunum. Çok da şey öğrendim. Duyuluyor mu acaba? Duyuluyor mu acaba? Sesini söyleyeceğim ama bir yankı devam ediyor. Tamam, yankıyı kapattık. Televizyonu YouTube'dan açmıştım. Soru sorabilmek için Zoom'u açtım telefondan. Çok özür diliyorum. Çok güzel bir sunumdu. Çok teşekkür ederim Akın hocamıza da, Banu Hanım'a da. Banu hocamıza da. Hem aslında keşke olsaydı Banu hocamıza da sormak isterdim. Pek çok hastanede çalışmışsınız, pek çok kurum görmüşsünüz. Klinik veriler dediğiniz zaman gerçek zamanlı olarak çok büyük miktarlarda veri setlerinden bahsediyoruz. Çok büyük miktarlarda. Acaba bu verileri düzgün bir şekilde işleyebilen ve mesela o Çin'deki anlattığınız, ben sizden dinledim, duydum. Ekip gibi. Bunları gerçek zamanlı işleyip gerçek zamanlı olarak karar destek sistemine dönüştürebilen, tavsiyede bulunabilen bir sistem, ekip gördünüz mü? Hani bu anlamda çalışan Amerika'da, Çin'de ekipler, çalışmalar var mı? Yani Banu hocam dediği gibi klinik ya da bakım hizmetindeki o veri setlerini gerçek zamanlı işleyebiliyorlar mı acaba? Çok teşekkür ederim. Şimdi rica ederim. Benim tabii ki şirketimle birlikte uzmanlık alanım, bilgi birikimi oluşturduğumuz ve tecrübe oluşturduğumuz uzmanlık alanımız klinik olmayan tarafta. Bunu net bir şekilde klinik ve operasyonel diye ayırmayla anlatmaya çalıştım. Klinik tarafta hani toplanan veriler, gerçek zamanlı karar destek sistemlerine iletilen veriler Amerika'da, Çin'de değil sadece, Türkiye'de de bu konuda çalışan ekipler, arkadaşlar var. Dediğim gibi yani ben iyi bir seviyede olduğunu biliyorum ama çok sınırlı bilgim ve hani gün içindeki mesaim klinik verileri toplamak ve onları işlemek üzerine olmadığı için bu soruyu, hani sağlıklı bir cevabı benden almanız biraz zor. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Rica ederim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok keyifli bir sohbetti. Umarım özellikle Banu Hoca'dan esinlenmiştir arkadaşlarımız, bilgi sahibi ve yarınlarına yönelik süreçlerini şekillendirmeye dair bilgiler elde etmişlerdir. Bizim alan spesifik bir alan ve bu tarafta dediğim gibi çok hani ciddi bilgi sahibi olduğumuzu düşünüyoruz. Bizim alanla ilgilenen dinleyiciler arasından herhangi biri çıkarsa ben e-posta adresimi yayına sokma şansımız var mı bilmiyorum ama söyleyeyim. akın.altunbaş@bordatek.com bana ulaşabilirler. Bora Teknoloji'ye web sitemiz üzerinden ulaşabilirler. Biz bilginin paylaştıkça çoğaldığını ve ileriye gidişin yine etkileşimle olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla herhangi bir yarınlara dair daha derinlemesine sohbetleri yapma fırsatı her zaman mevcut. Bu etkinliği oluşturan başta Nilüfer hocama, siz değerli arkadaşlara, akademisyen arkadaşlarımıza hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Özellikle hocam bu hani doğru veri ve yapay zeka arasındaki bağlantı üzerinden ben kendime ders çıkardım. Hani bize de tıpta şey oluyor, işte yapay zeka popüler, hadi yapay zeka yapalım. Ama elimizde öncelikle bir düzgün doğru veri olması lazım. İşte bu da sizin gibi sensör teknolojisiyle işte en doğru veriyi, duygusuz en doğru veriye ulaşabiliriz. Ve yavaş yavaş kapanışa geçerken hocam şimdi size de bir link paylaşırım, ekran görüntüsü de yapayım. Biz sizin ve Banu hocamızın adına fidan bağışında bulunmuştuk bu etkinliğinde, size bir hatırası kalması adına. Gaziantep Ağla Obası Hatıra Ormanı'na sizin ve Banu hocamız adına 3 adet fidan bağışında bulunduk. Bu sertifikada bugünden bir hatıra olarak size kalır. Çok teşekkür ederim. Çok anlamlı bir hareket olmuş. Biz teşekkür ederiz. Böyle sunumunuz ve söyledikleriniz çok iyiydi. Şu an için soru yok. Gene zaten hani sosyal medyadan da hani ekstradan sorusu aklına gelen size ulaşabilir diye düşünüyorum. Bordo Akademi'den de özellikle biyomedikal mühendislik öğrencileri ya da hani gene tıp öğrencileri var dinleyenler arasında. Onların da faydalanacağını düşünüyorum. Çok memnun oluruz.
Çok teşekkür ederim. Hepinize, herkese iyi akşamlar. Biz de teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.